Zihinsel gelişim nedir? Nasıl gerçekleşir? Zihin ve kas koordinasyonu, yine bilişsel işlevlerini yerine getirme, çevresel deneyimleriyle bu bilişsel işlevlerini yerine getirme diyebiliriz. Herhangi bir işte okumaya ve yazmaya hazırlık çalışmaları, dediğim gibi dikkat, algı, bellek, hep bunlar bizim bilişsel beceriler dediğimiz etkinliklerdir. Yine çocuklar, burada da refleksler çok önemli. Yine reflekslerin buradaki hani görülmesi ve yerini tekrar istemli hareketlere bırakması bu konuda çok önemli. Dediğimiz gibi çocuklar refleksler yoluyla yani bir şekilde çevreleriyle etkileşim haline kuruyorlar. Örneğin mesela bir çıngıra kendilerini refleksik olarak ellerini sallıyorlar. Ve bu şekilde bir çıngıra salladığında bu sesi duyuyorlar. Bu sesi duydukça çocuğun hoşuna gittiği için bu davranışı tekrarlamaya devam ediyorlar. Ve bu devam sonucunda bu bir alışkanlık haline geliyor. Korkarsa, ve bir anlamda orada kesiliyor. Yani çok fazla korktuklarını söylenemez. Aslında biraz bir tepki gösterebiliyorlar ama hani sonuçta bir de sınama yanılma yoluyla bunları keşfediyorlar. Evet, bazı dönemlerde ani irkilmeler hani onu duyduğu zaman olabiliyor ama ve genel anlamda özellikle bu ilginç olan şeyler, daha doğrusu hani çevresinde uyarıcı etkenler ne kadar fazlaysa onları bir şekilde inceleme ve keşfetmeye yönelik çalışmalarda bulunuyorlar. Yalnız dediğim gibi burada da bireysel farklılıkları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Her çocuk dediğim gibi her gelişim basamağını aynı takip ediyor. Ancak her çocuk diyelim ki 9 aylıkken bazıları bu beceri yaparken bazıları diyelim ki 10 aylıkken bu beceri yapabiliyor.